muhteşem bir şey. İnşallah Türkiye'ye de gelir. Türkçe var, çok sevindim. Peki burger. Burası gerçek bir mezar değil. Kusura bakma. Niye? Şu karga sesim mi? Günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün annem dedi ki beni Berlin duvarına götür. Berlin duvarını merak ediyorum. Evet. Şimdi çıktık. Berlin duvarına doğru gidiyoruz. Burada East Side Gallery diye bir yer var. Orada Berlin duvarının küçük bir parçası var. Burada ilk defa annemle tek başımıza çıktık. Kaybolmayız inşallah. Yok yok, alamayız. Dünya turu yapmışım, gidip Berlin'de mi kaybolacağım? Hadi bakalım. Şimdi köşeye kalın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya'nın başkenti Berlin, Amerika, Fransa, İngiliz ve Sovyet bölgesi olmak üzere dörde bölünmüştür. Daha sonra Amerika, Fransa ve İngiltere kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucunda Batı Almanya kuruldu. Sovyetler Birliği ise kendi yönetim bölgesinde Doğu Almanya'yı kurdu. Batı Almanya'nın serbest piyasa ekonomisi ve demokratik yapısıyla gelişmesine karşın Doğu Almanya'nın gelişememesi sonucunda Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar başladı. Doğu Almanya bu kaçışları ilk başta bir tel örgü ile önlemeye çalışsa da kaçışlar önlenemedi. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan tek bir gecede Doğu Almanya tarafından 46 kilometre uzunluğunda Berlin Duvarı örüldü. Duvarın ilk oluşturulan hali geçişleri engelleyemeyince yükseltilmiş mayın tarlaları, köpekli askerler, gözcü kuleleriyle geçiş tamamen engellenmeye çalışılmıştır. Doğu Almanya tarafından 1989 yılında duvarın kaldırılmasına karar verildi. Berlin Duvarı'nı aşmak isterken can verenlerin sayısı hala kesin olarak bilinmemekle birlikte en az 86, en fazla ise 238 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Berlin'i ikiye ayıran, daha sonra utanç duvarı olarak bilinen Berlin Duvarı'nın yıkımının üstünden 30 yıl geçti. Zamanında binlerce insanın acısını taşıyan duvar günümüzde grafitilerle kaplıdır. Bir tane anıt var. İşkence gören, öldürülen Yahudileri anmak adına bir anıt yapmışlar. Oraya gidiyoruz. Orayı da annem beğeneceğini düşünüyorum. Bugün var ya böyle metroda gelirken başımıza neler geldi. İlk başta bilet alacaktık. Otomat bozuktu. Sonra böyle alamadık falan. Heyecanlandık. Ondan sonra böyle ne vardı? Bir adam vardı ya. Bir adam vardı, korktum. Ya şöyle bir şey var şimdi bizim hayatımızda annemle. Hani böyle İstanbul'da değil mi, her yerde böyle hani akıl sağlığını yitirmiş insanlar oluyor ya sokakta. Normalde hiç görmüyorum gerçekten. Ama ne zaman annemle bir yere gitsem hepsi yanıma geliyor. Anneme diyorum hepsi seni çekiyor. Bak gerçekten Berlin'de de kaç tane gördük ve öyle hepsi yanıma geliyorlar. Aynen. Annemden geçen şey. Galiba ben deliyim. Bana geliyorlar. Annemle geçen şey, bir tane adam geldi. Almanca bir şeyler söylüyor. Ne? Bira parası falan istemiş. 80 cent falan istemiş. Annem vermeyince şeylere baktı. Çöplere baktı. Plastik şişe toplamaya çalıştı. Çünkü burada plastik şişe aldığınızda onu geri verdiğinizde 20 cent alıyorsunuz. İşte adam da onu yaptı böyle. Ama çok güzel bir uygulama. Evet kesinlikle. Evet, hani, aynen. Annem görmüş dedim neden çekmedin diye. Çekmeyi unutmuş. Ben görürsem kesin çekeceğim. Daha önce Norveç'te falan da görmüştüm bunları. Normal plastik şişe hani su falan alıyoruz ya. Onları geri atıp 20 centini geri alıyorlar. Muhteşem bir şey. İnşallah Türkiye'ye de gelir. İnşallah Türkiye'de de olur. Anne. Ay, duvar. Bayıldım duvara. Çok güzel. Yani muhteşem bir şey. Gerçekten. Uzun zamandır görmek istiyordum. Ama sizin şu zamanınızda sen, şey vardı değil mi? Hatırlıyorum ben. Aynen, televizyondan falan hatırlıyorsun. Filmlerden de izlemiştik. Ben onu 89'da denk gelmedim ama annemler falan hep televizyonda izlemiş. O yüzden böyle çok ilginç olmuşlar. Kaydetmemişim. Açmamışım. Boşuna konuştum. Ciddi misin? Yabancı. Neyse. Size bahsettiğim anıta geldik. Burası Yahudiler için yapılmış bir anıt. Burası gerçek bir mezar değil. Sembolik olarak yapılmış.
toplam 19.000 metrekarelik alana yayılmış ve 2711 adet beton bloklardan oluşmaktadır. Anıtın şekilsiz ve düzensiz tasarımının amacı oldukça kafa karıştırıcı bir ortam yaratmak istenmesidir. Böylelikle bu tasarımlar sözde düzenli olan bir sistemin insanlıkla bağının kopmasını simgelemektedir. Anne! Anne. Annem selfie çekiyor kendini. Nasıl, beğendin mi? Güzel yani, değişik. Hiç böyle şeylere karşılaşmadım tabii. Değil mi? Ayıp olur. Evet. Diyor ki, silersin de bunları. Ses gelsin. Gel biraz daha, gir. Hı. İçine gir kameranın. Efendim? Bunları hep koyacağım anne. Görürsün. Koyarsan koy. Şimdi böyle saat bayağı geç oldu. Biz de biraz acıktık ve annemle bir şeyler yiyeceğiz. Bu arada Berlin yeme içmeye şunu eklemeliyim. Böyle vegan, vejetaryen lezzetler çok fazla var. Hatta McDonald's'ta bile veggie burger varmış. Şimdi gidip test edeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım ne kadar çok vegan, vejetaryen lezzet var. Şimdi McDonald's'a geldik. Türkçe var. Çok sevindim. Burada yemek istiyorum. Dım dım dım. Burgerlar. Şunlara bakalım. Veggie burger. Şimdi ben bir tane vejetaryen burger yiyeceğim. Patates kızartmaları nerede peki? Şimdi vejetaryen burgerimi aldım. Genelde sebzeden yapılıyor. Daha çok nohut mesela. Protein oranı çok çok yüksek olduğu için nohut kullanılıyor. Bunun içerisinde ne var bilmiyorum ama bakacağım. Ne var? Bulgur var sanırım. Nohut, bulgur. Değil mi? Baharat. Çoğu McDonald's'ta veggie burger yok ama Berlin'de. Hatta Almanya'nın birçok yerinde varmış. Tabii en çok ben mutlu oldum. Şimdi yedik içtik ve metroya doğru gidiyoruz. Eve gideceğiz. Evimize gidelim. Arkadaşlar, şimdi dün geldik ama böyle bayağı yorulmuşuz çünkü çok yürüdük ve direkt böyle dinlenme moduna geçtik. Şimdi kalktık, yeni kalktık annemle birlikte. Annem kahvaltı hazırlamış. Oturmuş beni bekliyor. Burada en çok ne sevdin? En çok trafiğimi sevdim. Çok böyle düzenli. İnsanlar birbirine çok saygılı. Başka? Temiz böyle. Her yer temiz. Evet. Bir de şeyi çok sevdim böyle köpeklerle. Şeylere biniyorlar evet. Diye çok güzel. Metrolara falan hep köpekleriyle biniyorlar böyle. De hiç havlamıyorlar. Aynen, ben de hiç görmedim. Başka ne sevdin? Geri dönüş çok hoşuma gitti. Plastik şişeler. Evet. Sokaklar çok geniş. Bisiklet yolları ayrı. Kusura bakmayın. Niye? Şu karga sesim mi? Sabahın köründe beni kaldırmış kalmıyor. Başka? Ne? Ya bir sönüşmü. Dağda ne? Dağda iyiyim. Sizler nasılsınız? Neyse arkadaşlar, biz kahvaltı yapalım. Hayır, şimdi. Sakın ha. Ne? Tamam. Tamam arkadaşlar. Hepsini bunu koyamaz. Koyacağım. Gerçekten hepsini komple koyacağım. Şey, vallahi koyacağım anne. Tamam, hayır. O zaman biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Günaydın.